Sütçü! Süt! Sütçü! Kalk hanım, sütçü gelmiş. Bana söyleyeceğine sen kalksana. Gözünü açar açmaz ev işlerini bana yüklemeye başlama. Vay efendim! Dün bütün gün dağlar kadar çamaşırı sen mi yıkadın, ben mi? Tırnaklarımın sızısı hala geçmedi. Bir boy eksikti. Çamaşırı da bana yıkat da tamam olsun bari. Ah yavrum! Karnın mı acıktı senin? Şuna bak! Baba olacak! Hiç vicdan var mı? Yavrum haykırmaktan çatlasa, kılı kıpırdamaz! Ne olacak erkek milleti? Ahmet efendi! Ahmet efendi! Bekle, geliyorum şimdi! Hadi sene! Daha ne dolanıyorsun ortalıkta? Terliklerimi arıyorum ya! İyi ki sütçüye bir bakıver dedik, o bile merasime tabi! Hay Allah, başladık gene sabah sabah! Yapma be! Kalk bakalım! Erol, rahatlatsana be! Bu ne hal? Gene altını mı ıslattın? Yok babacığım, pijamamın lastiği koptu. Böyle dolaşma, git pantolonunu giy. Peki senin niye bir ayağında terlik yok? Bak yumurca, sana hesap mı vereceğim? Hadi gidin giyinin, hadi! Perihan, Neslihan, kalkın artık! Kalkın da işe yarayayım biraz! Sus yavrum, sus bir tanem! Ay bayılacağım vallahi! Perihan, Neslihan, size diyorum! Peki, peki, kalkıyoruz! Hadi! Uyan artık! Kes şu zımbırtıyı Salih! Sabah sabah bir bu eksikti başımızda! Annemin gene cinleri tepesinde! Çamanı bırak da kahvaltıya gel! Müzik ruhun gıdasıdır! İyi ama sen vücudunun gıdasını da ihmal etme! Yaşasın müzik, yaşasın müzik! Günaydın baba! Günaydın Perihan! Hadi kızım, yardım et de kardeşinin sütünü hazırlayalım! Peki babacığım! Bir sütü getiremediniz! Açlıktan perişan oldu yavrucuğum! Sus ya! Ay aksi şeytan! Sen bana bırak babacığım! Kuhu kuşu, çıkamamış yokuşu! Anne, günaydın demeye geldim! Sen annene biraz acısan da, fazla yaramazlık etmesen ne olur? Yaramazlık etmiyorum ki, annemi seviyorum! Ah benim tatlı bela! Hadi böyle çıplak dolaşma, giyin bakayım, hadi çabuk! Hüsnü! Yavruna acı Hüsnü! Ne bağırıyorsun ya, oyun mu oynuyoruz burada? Kızma babacığım! Günaydın babacığım! Günaydın! Maşallah sen de uyanabildin demek! Bu gürültüde uyumaya imkan mı var? Şükür biberonu getirebildin! Açtırma mübarek ağzımı! Açsan ne olurmuş bakayım? Ey subhanallah, ya sabır!
Asıl bana sabır gerek. Ne ha? Gazinoda göbek atmaya mı hazırlanıyorsun? Saçmalama, sen kendi işine bak! Asıl saçmalayan sensin! Evin yolunu iyice şaşırdın son zamanlarda! Hele bir daha dün geceki gibi geç gel, bak neler olacak! Neler olacakmış? Bir güzel Maris yiyeceğim seni! Anya'yı Konya'yı anlayacaksın! Yok canım, sıkıysa elini kaldır! Babama yaptıklarını bir bir anlatırım! Ne anlatırsın? Gizli gizli sigara içtiğini! Yalan! Yalan! Sen sigara mı içmeye başladın kopuk? Hı? Yalan söylüyor baba. Vallahi yalan söylüyor. İnanma ona. Bak, aşağıdaki bakkaldan aldım. Çiklet sigara bu. Babamın yanında yalanı kıvırırsın tabii. Gizli gizli sigara içen sen değilmişsin gibi. Ben size ekmek zor yetiştiriyorum. Yaşamanız için, okumanız için parçalıyorum kendimi. Sabahtan akşama kadar bütün gücümle çalışıyorum. Bir de sigara parası mı yetiştireceğim size? Duymayın bir daha! Ayağımın altına alırsam ezerim böcek gibi! Hadi defol şimdi! Anneciğim yetiş! Yetiş anneciğim! Anneciğim yetiş! Cengiz de sen! Kaç ablacığım, kaç! Ne oluyor kumarhaneye çevirdiniz evi? Cengiz sana diyorum! Bırakın koşuşmayı! Hadi! Hadi sen de ayak altında dolaşma! Ah ya Rabbim, öldüm bittim sizin patırtınızdan! Allah'ım nedir benim bu çilem! Anneciğim! Ben çizgili pantolonumu çekmecede bulamadım! Ziyanı yok, başkasını giy! Olmaz, ben çizgili pantolonumu giyeceğim! Başlarım pantolonla senin bacaksız! Hanım, ben geç kaldım, gidiyorum! Aa, kahvaltı etmeden mi? Yok, istemez! Ofiste bir çay içerim! Hoş, evde de kahvaltılık hiçbir şey kalmadı ya zaten! Hanım, biraz daha idare ediver, ay başı geliyor! İdare etmekten üstümde başımda bir şey kalmadı! Şimdi de boğazımıza mı geldi sıra? Şşş, aman biraz yavaş konuş hanım! Duyarlarsa rezil oluruz! Şu halimiz rezillik değil de nedir sanki? Merhaba! 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 Selamlar! Hoş geldin Hüsnü bey! Hoş bulduk Mahmut bey! Müjdemi isterim Hüsnü abi! Hayrola? Maaşlara zam teklifi kabul edilmiş! Deme ya! Vallahi! İnanmazsan sor Mahmut abiye, biz de haberi ondan aldık! Kulaklarımıza inanalım mı Mahmut bey? Teklif idare meclisinde kabul edilmiş! Birer maaşta ikramiye verilecekmiş! İkramiyeler bayramdan önce çıksa da çoluk çocuğumuz sevinse bari! Öyle ya! Bütün mesele çocuklarımız sevinsin! Neredesin? Bu evde her işi ben mi yapacağım? Geldim işte, ne olmuş yani biraz gecikmeyle? Bana baksana sen, eve vaktinde gel demedim mi ben sana? Senden emir alacak değilim! Kafamı kızdırma, fena olur sonra! Hay! Öf be Salih, bıktım senin şu gıygıylarından! Kaç kere söyledim sana, şu kemanını yağlat da gıcırdamasın diye! Ay, gene mi bozuldu şu radyo? Yemeği ocakta unuttum, yandıysa mahvoldum! Biraz meşgul ol kardeşinle, yarın sen de anne olacaksın! Çek elini oradan yumurcak! Sabret biraz, baban gelir neredeyse! Ne oldu Mine, neden ağlıyorsun? Erol dolmamı kaptı elimden! Ay, kollarım koptu, biraz da sen pışpışla! Ne oluyor? Ne kuduruyorsunuz gene? Bu yumurcaklar bir dakika rahat durmuyor anneciğim! Sus kız, ağzını yırtarım! Sen de ortada boş dolaşacağına kardeşinin saçını başını tara! Babanız neredeyse gelir! Yürü başımın belası, yürü! Sana dadılık etmek de bana düştü! Ben saçımın taranmasını istemiyorum ki! Senin saçın benim de umurumda değil! Ama bu ay babamdan bir çift ayakkabı istemek için göze girmem gerek! Bırak diyorum sana! Ver kutumu bana! Gene ne tepişiyorsunuz? Ah, bırak! Bu kutunun içi para dolu be! Tabii dolu! Benim param hepsi! Nereden buldun bu paraları? Kazandım!
Keman çaldım, para kazandım. Hadi be! Senin gıcırtına kim para verir? Anne! Yine ne bağırıyorsunuz? İllallah size be! Cengiz paralarımı aldı. Bir kutu dolusu para anne! Hesap soruyorum. Hop! Dikin çabuya! Allah! Erol! Gel ver bana paraları! Nereye kaçıyorsun dur! Bak şimdi, seni tutarsam eğer görürsün sen! Erol! Girme oraya buraya! Erol! Sabah sizi tepişirken bırakmıştım. Hala mı devam ediyorsunuz? Kimsenin aldığı yok. Ben onun için muhafaza edip biriktiriyorum. Ya, geçen sefer de öyle dedin ama bizim paralar uçtu gitti. Aa, vallahi kendime bir şey almadım. Hepsini sizlere harcadım. Verin Salih'in pasını. Yakında maaşıma zam geliyor. Ayrıca ikramiye de verecekler. Size ne isterseniz ben alayım. Aa, ben de elbise isterim. Ben de bir alt tüfeği. Bana bir mayo. Bebek isterim, bebek isterim. Ben top isterim. Sen bir şey istemiyor musun Salih? Bana paramı geri verin, başka bir şey istemem. Aman al, ne kadar da kıymetliymiş paran. Hadi, sofraya geçin bakalım. Hiçbiriniz bu değirmenin suyu nereden geliyor diye merak etmiyorsunuz. Allah'a şükredin, bunu da bulamayanlar var. Davet işin ne oldu? İzin istedin mi? Fırsat düşmedi. Yarın konuşacağım. Babamın uykusu gelmişken direnmesi azalır. Şimdi izin koparmanın tam sırasıdır. Hadi! Ama... Hadi! Ama... Hadi çabuk ol şekerim! Hayrola? Bir şey mi var Perihan? Okuldan bir arkadaşım yarın gece nişanlanıyor. Gitmek için müsaade rica edecektim de... Olur, ama pek geç kalma. Bu keseden izin veriyorsun. Gece vakti oradan yalnız başına nasıl döner bu kız? O kadar telaşlanma. Cengiz de ablasıyla gider, birlikte dönerler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ne oldu? Tamam, izin çıktı. Ben dedim sana sırasıdır diye. Ah ablacığım, iyisin, hoşsun ama biraz safsın. Hüsnü! Ne var? Paraları dağıtırken unuttuğun biri yok mu? Aa evet, bunu unuttuk. Ya annesi? O da unutulmadı mı? Aman karıcığım, imkan var mı? Sen demirbaşsın. Bizim kısmetimize de bir öpücük düşüyor herhalde. Sen her zaman benim canımın içisin. Bırak, bizden geçti artık. Kim demiş öyle? Ne olursun, bırak Hüsnü. Ne yapıyorsunuz orada? Annenin gözüne bir şey kaçmıştı, onu çıkarıyordum. Ne işin var burada? Hadi yatağına! Orada uyuyamadım, burada yatmak istiyorum. Of ya Rabbim, bu evde hiç başımızı dinleyemeyecek miyiz? Tebrik ederim Nilgünciğim. Sağ ol Semracığım. İnşallah yakında çoluk çocuğa karıştığınız günleri de görürüz. Yok canım, o kadar aceleci değiliz. Allah ikinizi de mesul etsin. Darısı başına. Sedat nerede? Sedat'ı bulmak istersen kızların arasına bak. İşte böyle. Merhaba Sedat! Oo, merhaba Tuğrul! Nerede kaldın ya? Ancak gelebildim. Gel seni kızlarla tanıştırayım. Dur, önce bir nefes alalım.
Yoksa kız kardeşinden sonra yakında seni de mi baş göz edeceğiz? Ben mi? Allah göstermesin. Neden? Evlenmeye niyetin yok mu? Enayi miyim evleneyim? Ortada kızdan bol ne var? Beğen beğen al. Yahu bu da kim? Bilmem, benim tanıdıklarımdan değil. Hoş geldin Perihan. Allah mesut etsin İlgüncüğüm. Çok teşekkür ederim canım. Tanıştırayım, kardeşim Cengiz. Memnun oldum. Gel, öbür arkadaşlar da seni bekliyorlar canım. Ya bu yavru kuşu nasıl oldu da bugüne kadar görmedik? Böyle tatlısına can kurban. Bana bak, ağzını topla, karışmam yoksa. Bak veledin zoruna. Hadi bas git buradan, ayak altında dolaşma. Ben veled değilim, kimse de ablama dil uzatamaz. Ay sen onun kardeşi misin? Öyle söylesene bir birader. Gel kucaklaşalım seninle, barışalım. Okul bittikten sonra hiç görüşemez olduk Perihancığım. Evden pek dışarı çıkmıyorum da ondan. Ne yapıyorsun evde? Anneme yardım ediyorum, bebeğe bakıyorum. Şimdiden evliliğe talim ediyorsun desene. Perihan, hadi gidelim buradan. Ne oldu gene? Daha yeni geldik. Şurada serserinin biri var, canımı sıktı. Ne yaptı? Senin hakkında ileri geri laf söylüyor. Peki benim ne suçum var bunda? Hayrola, bir şey mi var? İki kardeş bir kenara çekilmişsiniz, ne kaynatıyorsunuz böyle bakayım ha? Söylesene ne olduğunu. Şu ikisi, geldiğimizden beri Perihan'dan gözlerini ayırmadılar. Ah, kabahat bende! Sizi daha tanıştırmadım. Tuğrul! Efendim? Gelir misin biraz? Teyzemin oğlu Tuğrul, yüksek mühendis, sınıf arkadaşım Perihan. Çok memnun oldum efendim. Teşekkür ederim, ben de. Nilgün hep sizden bahsederdi. Demek tanışmamız için kısmet bugünmüş. Kısmet öyleymiş demek. Hadi gidelim abla, geç kalıyoruz. Ya birader bey, gel bak sana enteresan bir şey anlatacağım. Neslihan, yeni bluzunu ablana ver de o giysin bugün. Yeni bluzumu olmaz. Ben giyip misafirleri karşılayacağım. Sen niye karşılayacaksın? Misafirler seni geliyorlar ki. Ya kime geliyorlar? Perihan'a. Bu adam bize niye geliyor bugün? Tuğrul'u mu soruyorsun? Evet. Nişan günü Perihan'ın yanından bir an bile ayrılmadı. Bu eve adım attırmam ona. Hadi bakayım. Sen karışma her şeye. Bu evde bizim sözümüze kulak asan yok. Sen de boyun kadar konuş öyleyse. Elini biraz çabuk tut Hüsnü, misafirler neredeyse gelirler. Hay ya Rabbi, nereden çıkardınız bu işi başıma? Kızını gece yarları partilere, nişanlara gönderirsen... ...kapını böyle aşındırmaya başlarlar sonra. Babacım, top geldi. Hay Allah! Aman ne biçim yer burası böyle, çöplük gibi! Ya! Hüsnü Bey'in evi hangisi çocuklar? Babamı mı arıyorsunuz? Sen Hüsnü Bey'in oğlu musun? Evet! Siz kimsiniz? Ben Tuğrul'um. Hadi evinizi göster bize. Ver 1 lira göstereyim! Cengiz! Cengiz! Açıver kapıyı, ben tıraşımı bitireyim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk oğlum. Şöyle içeri buyurun. Sağ ol çocuğum. Merhaba. Oh, merhaba delikanlı, ne haber? Aa, hadi kızım, elini çabuk tut, geldiler. Hazırım anneciğim. Perihan, kolye ne oldu? Demin oradaydı, sen takmadın mı? Yok canım.
Bizim yumurcakların işidir. Ver şunu kız, oyunun sırası mı şimdi? Ne olur biraz takayım anneciğim, sonra veririm. Misafirler gittikten sonra veririm, o zaman takarsın. Ben şimdi istiyorum, ben şimdi istiyorum! Ne kadar güzel! Bunu artık ben mi takacağım? Bugünlük, misafirler gidinceye kadar. Yarın da ben takayım mı anne? Düşünürüz. Sen şimdi koş, bizim odadan benim rujumu getir. Bu evde her işi bana yaptırıyorsunuz ya! Ruja ne lüzum var anne? Aa, bugün pırıl pırıl, dünyalar güzeli olmanı istiyorum. Alın bakalım! Aman Allah'ım, sen hala buralarda mısın? Saatlerdir kravatımı arıyorum. Gözüne iliştim bir yerde. Kravatının bekçisi miyim ben? Artık sen de malına sahip olamazsan, çocuklar ne yapsın? İçerideki misafirler niçin geldi, söyle de biz de anlayalım. Bilmem. Bilmiyorsun da neden saatlerce ayna karşısında süsleniyorsun? Of Neslihan! Bazen amma da çok konuşuyorsun sen! Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Zahmet etmişsiniz, sağ olun. Estağfurullah, bendeniz Emrullah Tanrıkulu. Size oğlumu takdim edeyim hanımefendi, Tuğrul. Kendisi mühendis mektebini pek parlak dereceyle bitirmiştir. Eşim Safiye Hanım. Memnun oldum. Ve hemşirem İfakat Hanım. Memnun oldum. Hayırlı her işte parmağı vardır hemşiremin. Demek sizin çöp çatanlığınızı Nilgün yaptı ha? Kendisi evleniyor diye arkadaşları da boş kalsın istemiyor. Aman abla, senin hiç niyetin yok sanki. Sen terbiyeni takılsana! Ne var gülünecek? Sana ne be, gülmek de mi yasak? Gülmenin de bir edebi var. Seninkisi gülme değil, fingirdeme. Yine ne patırdı ediyorsunuz burada? Babacım, hep bana sataşıyor. Ne yapsam kabahat. Beni hiç saymıyor baba, dikleniyor hep. Kesin! Hırlaşmanın sırası değil. Hadi Perihan, misafirlere meyveyi götür. Niye o götürüyormuş, ben götürürüm. Sen her şeye burnunu sokmasana! Dur bakayım! Nedir o boynumdaki? Ulan kopuk, kravatıma da mı sahip çıktın? Ne yapayım? Bir kravat bile almıyorsun bana! İllallah sizlerden! İnsanı illet edersiniz! Baba, ben de geleyim mi misafirlerin yanına? Hayır, sen burada kal ve uslu uslu otur. Bırak o boyaları Mine, suratını maskaralara çevirmişsin. Maşallah, maşallah, bu ne güzellik! Ah, pek tatlıymış kızımız, maşallah! Ne kadar da mahcup! Hoş geldiniz efendim! Hoş bulduk! Şeref verdiniz! Teşekkür ederiz efendim! Zaten hallerinizi memnun rahatsız ettik! Bendeniz Emrullah Tanrıkulu! Efendim, oğlum Tuğrul! Memnun oldum, buyurun oturun! Buyurun! Hüsnü Beyciğim, kızınız Perihan Hanım'ın çok metiyesini duyduk! Kendisini de gördük, pek beğendik! Allah bağışlasın, pek de hanım, pek de cana yakın! Teşekkür ederim, sağ olun! Tuğrul oğlum, söze sen mi başlayacaksın, yoksa ben mi? Efendim, bizim oğlan zamane gençleri gibi pek yırtık değildir! Anlaşıldı, iş bize düşüyor! Efendim, müsaade buyurursanız, önce biraz kendimizi tanıtayım. Efendim, biz aslen Aksakiliyiz. Memleketteyken kereste tüccarlığı yapar idim. İstanbul'da müteahhitlik yapıyorum. Hamdolsun, halimiz vaktimiz iyicedir. Tuğrul'u mühendis mektebine ver. Kendisi diplomasını söktü aldı. Bir yuva kurmasının zamanı geldi. Elhasıl Hüsnü Beyciğim, lafın kısası, kızınızı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istemeye geldik. Sağ olun, bize şeref verdiniz.
Efendim, kısmette ne varsa öyle olsun derler. Öyledir, öyledir. Methetmek gibi olmasın. Oğlum diyedir söylemiyorum ama... Tuğrul iftihar edilecek delikanlıdır. Terbiyesiz, çabuk geri ver onu. Çocuk efendim, aldırmayın. Biz bunlarla baş edemez hale geldik. Anne! Anne! İçerideki adam bütün armutları yiyor! Sus, yavaş konuş, rezil edeceksin bizi, hadi bakayım! Hadisene Necmiye, yalnız kaldılar. Çay hazırlıyorum. Biraz acele et canım. Ne oldu, ne dediler? Ne diyecekler, Perihan'ı istediler, biz de verdik gitti. Yani, Perihan gelin oluyor ha? Ne oldun şimdi, ağlamanın sırası mı? Kızlarımızı bir gün gelin olup gitsin diye yetiştirmiyor muyuz? Ben onun için ağlamıyorum. Ya niçin ağlıyorsun? Gelinlik çağına gelmiş kızımız olduğu için halimize ağlıyorum. Hani söz vermiştik, ihtiyarlamayacaktık hiç. Peki, biz bunları daha tanımıyoruz bile. Nasıl insanlardır bilmiyoruz. Canım, tabii ki önce tahkikat yapacağız. Çalıştığı yere sorup, dürüst olup olmadığını araştıracağız. Kız böyle hop diye verilmez ya. Gidip Perihan'la da bir konuşayım. Perihan, niçin burada böyle yalnız oturuyorsun? İçeride ne konuşuyorsunuz bilmiyorum ki. Bak kızım, bana açıkça söyle. Evlenmeye niyetli misin? Sen evet demeden ben söz kesmem. Evet. Hakkında hayırlısı olsun kızım. Gidip kabul ettiğimi bildireyim. Baba! Ne var kızım? Hiç. Ah Perihan, ablacığım! Demek oluyor ha? Oluyor ya! Nasıl heyecanlanıyorum bir bilsen! Canım ablacığım! Tebrik ederim abla! Teşekkür ederim Cengiz! İnşallah yakında beni de tebrik edersin! Dilin kopsun! Seninki kopsun! Bana niye öyle bakıyorsun? Bir tane armut istiyorum! Al evladım! Kendini terbiyesizlik ediyorsun Erol! Vallahi hiç başa çıkamıyorum bunlarla! Doymak bilmiyorlar! Ne zamandır meyve yemiyoruz! Sus artık! Neden uyandırdın kardeşini? Misafirler görsün diye! Allah bağışlasın Necmiye Hanım! Vallahi ben çocukların sayısını şaşırdım! Herhalde bu sonuncusudur artık! Yok canım, neden son olsun? Kız gelin ediyoruz diye ölmedik ya! Efendim, daha çok gençsiniz! Tanımayan Perihan'ın annesi olduğunuza inanma! Teşekkür ederim oğlum! Sen de beni kaynana değil, abla sayarsan sevinir! Ey talih! Ölümden de beterdir bu karanlık! Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık! Daha yatmak niyetinde değil misin? Bak dinle, bu şiir seni ilgilendirir! Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık! Ey vuslat! O aşıkları efsununa rahmet! Ey tatlı ve ulvi gece, yıllarca devam et! Aman, ne biçim laflar bunlar? Hiçbir şey anlamadım! Ben hayalimde daha güzel şeyler kuruyorum! Ne anlarsın sen zaten? Yeter artık, kafam şişti! Görmüyor musun, ders çalışıyorum! Sana çalışma diyen var mı? Senin gıcırtından çalışmaya imkan yok ki! Kemanını da kafanda kırarım şimdi! Salih! Salih, buraya gel! Ne o, sen de mi kemanımdan şikayetçisin? Hayır, hayır! Şöyle romantik bir parça dinlemek istiyorum! Çalması kolay, sen önce paradan haber ver! Ooo, 10 lira! Sabaha kadar çalabilirim! Ah!
Bizim oğlanı arada bir horluyoruz ama bazen döktürüyor şu kemanı. Gecenin bu vakti sırası mı keman çalmanın? Eminim şu anda Perihan için çalıyor. Ne dersin? Kızı vermekle iyi ettik mi? Oğlan istedi, kız da razı. Vermeyip de ne yapacağız? Perihan'la ne konuştun? Nasıl kabul etti? Ben seni istemeye geldiğimde sen ne yapmıştın? Babam gelip konuştu benimle. Kıpkırmızı olmuştum, başımı eğdim kaldım. Hı? İşte kızım da aynen öyle yaptı. O yaşlardaki her kız aynı şeyi yapar. Necmiye, o zamanlar beni seviyor muydun? Seni pek tanımıyordum ki. Ama şöyle gördüğümde hoşuma gitmiştin. Ne yapıyorsunuz gene? Ulan, anamla yaptığım her şeyin hesabını sana mı vereceğim Çarata? Ben de burada yatacağım. Ha? Ha, subhanallah! O ne demek baba? Büyüyünce anlarsın. Merhaba! Merhaba! Hoş geldiniz Mahmut Bey. Hoş bulduk. Bu ayki sigorta bedellerini tahsil ettim, makbuzlar burada. Paraları kasaya koyup bedelleri kayda geçirin lütfen Hüsnü Bey. Tabii, tabii. Mahmut abi, haberin var mı? Hüsnü abi kızını evlendiriyor. Oo, hayırlı olsun! Allah mesud etsin! Sağ olun. Ha, müstakbel damat tanıdıklardan mı? Yok, tanımazsınız. Biz de tanımazdık ya. Birbirlerini görüp beğenmişler. Peki, düğün ne zaman Hüsnü Bey? Yakındır herhalde. Geleceklerde bir görüşeceğiz. Allah kolaylık versin. Şu evlilik hayırlı bir iştir ama adama gene de masraf kapıları açar. Hem de nasıl. Artık umudumuzu şu bizim ikramiyeye bağladık. Allah vere de düğüne yetişse. Ömür boyunca mesut olmanı dilerim Perihancığım. Sağ ol Nilgüncüm. Okul sıralarında hep beraberdik. Bundan sonra da gene beraber olacağız. Tebrik ederim Turul. Öyle hızlı davrandın ki herkes şaşırdı. Perihan gibi bir kızı tanıyınca tereddüde lüzum kalmıyor. Olan bana oldu. Aranızda bir beker ben kalıyorum ya. Hüsnü Beyciğim, artık hayırlısıyla yüzükleri takmanın zamanı geldi. Değil mi efendim? Dilerim ki parmağınıza taktığım şu yüzükler hayat boyunca birbirinize bağlılığınızın bir nişanı olsun. Hanım, hadi gelsene. Orada ne yapıyorsun? Anne, Erol nerede? Aşağıya gönderdim, arabaya göz kulak olsun diye. Çocuklar, yeni arabamı beğendiniz mi? Erol, Erol çok yaşa! Hüsnü Bey kardeşim, ailelerimizin birleşmesinde ilk adımı attık. Çok şükür. Allah sonunu hayırlı etsin. Sırası gelmişken şu evlenme işini de bir konuşalım diyorum. Buyurun. Malumunuz, bizim oğlumuz rahatlık içinde büyümüş, gayetle iyi yetişmiş bir delikanlıdır. Allah bağışlasın. Bizden ayrılıp kendi başına bir yuva kurduğunda saadeti için bu rahatlığın devamını temenni ederiz. Hiç şüphesiz. Canım, esas meseleyi anlatsana onlara, hadi canım! Bu itibarlı oğlumuz, iftihar vesilemiz, yuva kurmuşken biz ona madden destek olmak isteriz. Âli cenaplığınız efendim. Hadi para meselesini açsana canım! Umarız ki siz de bu yuvanın
kuruluşunda Perihan kızımızın saadetini düşünerek maddi desteğinizi esirgemezsiniz herhalde. Pek tabii efendim. Kızımızın çeyizi olarak ne lazımsa temin etmek vazifemizdir. İnşallah bu evlilik namımıza şanlı bir şekilde olur. Baba, baba! Ne istiyorsun yine? Erol arabanın lastiğini indiriyor. Benim avanak oğlum! Bunu bana söyleyeceğine kardeşine mani olsana! Şişirir misin, tamir mi edersin? Hadi bir şeyler yap işte, alıklaşma koş! Ne oldu? Ne konuştular seninle? Namımıza, şanımıza layık bir düğün olsun dediler. Tabii! Ne tabisi? Ama bunun için para lazım. Aman Hüsnü, kızımızın saadeti her şeyden mühim. Bu ailenin içine boynu bükük girmemeli. Ah, ah! Allah'ım, sen bana yardım et! Demek siz Perihan'ın kız kardeşisiniz. Evet. Ne iyi? Neden? Çünkü ben de Tuğrul'un en yakın arkadaşıyım. Ya, öyle mi? Gelecek pazar sizi otomobilimle gezdirmek isterdim. Maalesef, yalnız çıkamam. Demek öyle. Tuğrul'cum, gelecek pazar benim otomobille gezmeye çıkalım diyorum. Sen, Perihan, Neslihan ve ben. No, niyetini pek beğenmedim Sedat. Oldu mu ya? Evleniyorum diye beni aile dışında bırakacak değilsin inşallah. Böyle benim. Ama çok güzeldi doğrusu. Pazara görüşüyoruz. Hep beraber pikniğe gideceğiz. Efendim, artık sık sık bekleriz. Bir eviniz de burası sayılır. İnşallah, rahatsız ederiz. Necmiye Hanım, bir günde bize bekleriz, buyurun. Tabii efendim, ilk fırsatta. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle efendim. Bizim arabanın başına neler geldi? Birader bey yine peşimizde. Hadi çabuk olun, çabuk! Biraz bekler misin? Şimdi geliyorlar. Kim geliyor? Kardeşlerim! Kardeşlerim bana çocukluğumu hatırlatıyor. Ben de tıpkı çocukken Erol gibiydim. Nasıl? O kadar yaramaz mıydın sen? Hem de nasıl? Daha da beterdim. Ne kadar sürdü yaramazlığı? Aklımı başıma toplayıp çalışmaya karar verene kadar. Kardeşlerim seni rahatsız ediyor mu? Katiyen, aksine ne sevimli şeyler diye düşünüyorum. Bak alay edersen gücenirim ama. Ne alayı ya? Ben seninle olmak için bütün ailene razıyım. Oturmaktan sıkılmadınız mı lan? Şöyle kalkın, gezin, dolaşın biraz. Baş üstüne kumandan paşa. Sen emret. Gülüyor>
kendimi çocuk gibi hissediyorum. Gibisi fazla, sen zaten çocuksun. Yok canım, beni o kadar küçük mü buluyorsun? Pek büyük değilse de çok tatlı buluyorum. Ne yapıyorsunuz orada? Hadi gevezeliği bırakın da koşmaca oynayalım. Harika fikir birader bey ama burada koşulmaz, en iyisi saklambaç oynayalım. Yaşa, saklambaç en iyisi! Mine, Erol, gelin saklambaç oynuyoruz. Hadi ilk ebe sen oluyorsun. Şu ağaca dur, 30'a kadar say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ...29, 30. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe! Saklanacak başka yer yok muydu? Bizi akşama kadar arasa burada bulamaz. İşte ben de bu yüzden burayı seçtim ya, şöyle önemli birkaç şey konuşalım diye. Neymiş? Gelecekte ne yapmayı düşündüğünü soracaktım. Liseyi bitirince üniversiteye gidip okumak istiyorum. Yani ablan gibi evde oturup koca beklemek niyetinde değil misin? Neden? Üniversitede okumak koca bulmama engel mi? Yok canım, ben şahsen eşimin okumuş olmasını tercih ederim. Ne demek istiyorsun? Sobe! Sobe, sobe, sobe! Gördüm, işte oradasınız, çıkın! Ne yapıyordunuz orada? Mızıkçılık ediyorsunuz, oyunu kurallarını bozuyorsunuz ama! Hayrola küçük hanım? Bakıyorum birdenbire müzik sevgin arttı. Haklıymışsın Perihan. Sen ben inanmamıştım. Müzik insana öyle tatlı hayaller veriyor ki. Şu kafa kazıntısını artık kesseniz de uyusak. Kaba ruhlu insansın Cengiz, biraz hassas ol da ruhun incelsin. Kim demiş benim ruhum kalındır diye? Hüsnü! Ne var? Uyuyor musun? Ne olacak? Artık yatak odasını ve diğer eşyaları almaya başlasak nasıl olur? İkramiye gelmeden bir şey alamam. Öyle ama, düğün yaklaşıyor artık. Ev tutulmuş, biz daha bir çöp bile alamadık. Bir haftaya kadar işler yoluna girecek, hiç merak etmesin. O halde mobilyacıya para veririz de, gerisini sonra öderiz. Peki, peki, sabah konuşuruz. Aman, senden de iki çift laf edilmiyor. Amma da çok konuştunuz! Uyusanıza artık! Kes sesini! Yoksa kendi yatağına gidersin. Hüsnü! Uyku tutmuyor gözümü. Şu düğün bitip de Perihan'ın mürvetini bir görsek. Meraklanma, her şey yoluna girecek. Hadi! Uyumana bak sen. Of! Hiç rahat kalmadı bu evde. Beyefendi, bu gördüğünüz en son model ceviz ağacından yapılmış bir takımdır. Fiyatı da son derece ehvendir. Hı, ehveni neymiş? Sizin için beyim, son fiyat 25.000'dir. Hı? Kaç bin dedin? Ağacını ve işçiliğini zor karşılar. Belki ama çok zevksiz bir takım. Hüsnü, bak Perihan da beğendi. Biliyorsun, bir gelin için yatak odası çok önemlidir. Aman hanım, yatak odasına kim girecek? Sen ne diyorsun kızım? Sen nasıl uygun görürsen babacığım. Tam istediği gibi Hüsnü. Gelin. Sizinle bir pazarlığa girişelim şimdi. Bak anneciğim, bu takımlar güzel. Beğendin seni âlâ.
12 kahve fincanı ile 12 çay fincanı verin bize. İlla ki birer düzine mi alacaksın? Altışar tane yetmez mi? Doğru, 6'şer tane alalım anneciğim. Ne demek yani? Herkes düzine ile alıyor. Biz başkalarından aşağı mıyız? Hanım, herkesin bütçesi kendine göre. Biri veren Allah, bini de verir. Yeter ki sen başımızdan eksik olma. Amin. Beş metre şu kumaştan, 5 metre de çiçekliden kesin. Hay hay efendim. Hakiki ipek yok mu? Var efendim. Buyurun. Bu nasıl Perihan? Çok güzel anneciğim. 10 metre bundan. Tabii. 5 metre de şundan kesin. Ağır ol Necmiye, bu kadar kumaşı ne yapacağız? 1 metre şu desenliden kesin, şundan da 2 metre. Biraz ağır ol Necmiye, bütçeyi aşıyoruz ya. Allah sana uzun ömürler versin, Allah bizi senden mahrum etmesin. Amin. Elimizden her gün binlerce lira geçiyor, cebimizde metelik yok. 30 bin, 31 bin, 32 bin, 33 bin. Şu zimmet işinden bir kurtulabilsem. Bizim ikramiye meselesi ne oldu? Gecikiyor galiba, Allah vere de uyutmasalar. Desene, biz ikramiye beklerken iyice batağa girmişiz. Sürüyorsunuz beni ya! İkmalleri veremezsem bu sene de sınıfta kalacağım. Tamamdır, teşekkür ederim. Benim işim bitti hanımefendi, çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şey efendim, ücretimi de alsam iyi olur. Belki bir daha uğrayamam. O zaman bizim beyi bekleyelim, şimdi gelir. Affedersiniz ama hanımefendi, acele işlerim var, gitmeliyim. Sen de kusura bakma ama benim de yanımda para yok şu anda. Ne kadar istiyor anneciğim? 400 lira. Aa, sen bırak evladım, baban gelsin o halleder. Nedir bu acelen? Kıyamet mi koptu? Tamam hanımefendi, hakkımı aldım, teşekkür ederim. Ama fazla aldın. Baştan hesaplayalım. Hesap ödendi hanımefendi. Çok güzel bir oda. Bu yatak kimin? Neslihan'la beraber yatıyoruz. Nasıl? Beğendin mi odamızı? Hayatımda gördüğüm en tatlı oda. Ne kadar sade ve temiz, sahipleri gibi. İnanır mısın Perihan? En büyük arzum yattığın odayı görmekti. Bu odaya babamdan başka bir erkeğin gireceği hiç aklıma gelmezdi. Nasıl? Yani rüyalarında olsun hiçbir erkek bu odaya girmedi mi? Doğrusunu istersen bir kişi girdi. Nasıl? Girdi mi? Kim? Sırdır. Söyleyemem. Hayır, mutlaka bilmeliyim. Söylersem kızmayacağına söz ver. Peki, söz veriyorum. Bu erkeğin adı... Adı... Torun. Ah canım benim. Evet, bayağı hastasın Perihan. Bir doktora gitmen şart. Sakın gecikme. Mobilyacı geldi. Annem babam gelene kadar onunla meşgul olmanızı istiyor. Peki, hay hay. Nasıl izin verdin seni öpmesine? Niye hemen tokatlamadın? Aa, delinin zoruna bak. Nişanlım değil mi? Evet, nişanlın ama nikahtan evvel öptürmemen gerekirdi. Aman, peki peki. Söyleyeyim de bir daha yapmaz. Ha şöyle. abla! Ne var?
Sedat'ı niye beraberinde getirmemiş? Baba geldi! Baba geldi! Babam geldi! Bebeğim hani baba? Durun, durun, tamam. Topum nerede? Topumu isterim. Benim tüfek ne oldu baba? Hani bana maya alacaktın baba? Maya yok mu senin? Sana ne? Babam bana yenisini alacak. Peki, peki, hepsini alacağım, durun. Hadi odalarınıza, yorgun geldi babanız. Bırakın yakasını. Vay kerataları, nefes aldırmıyorlar. Tuğrul burada, mobilyacıyla beraber. Terzi de sıkıştırdı, ille para diye. Tuğrul veriverdi. Niye razı oldun Necmiye, doğru mu? Sus, yavaş duyacak. Parasını verirsin, olur biter. Verir miyim, neyi veriyorum? Parasını diyorum. Bugün alıyordun ya ikramiyeyi. O iş yaptı hanım. İkramiyeyi unut artık. Anlamadım. Senin anlayacağın sıfıra sıfır, elde var sıfır. Merhaba. İyi akşamlar efendim. Beyefendi mobilyaları bitirmiş, biz alakoyduk. Belki görüşmek istersiniz diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana biraz aceleye getirilmiş gibi geldi, ne dersiniz? Malzeme yazsa sonradan çeker meker ya. Rica ederim beyefendi. Bizim için en önemli şey müessesemizin adıdır. Biz mağazamızdan %100 tamam olmadıktan sonra mal çıkartmayız. Doğrudur babacığım. Ben sık sık uğrayıp kontrol ediyorum. Ya. Peki ne zaman almayı kararlaştırdıksa mobilyaları o gün alacağım. Netice itibariyle bu bir hesap meselesidir. Pek tabii efendim. Bekliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İşte evlat, evlenmek kolay değil. Hele evlendirmek hiç kolay değil. Para, hep para, çok para. Para, para. Elbet her iş yoluna girecektir. Koca herif! Utanmıyor musun yerlerde sürünmeye? Ayıp, ayıp kalk! Tuğrul geliverir de rezil oluruz. Boş ver, bak ne güzel köpek! Ay yavrum, Tuğrul şunun güzelliğine bak! Gerçekten çok tatlı bir hayvan. Sevdin mi köpeğimi? Çok! Öyleyse ver 5 lira, satayım sana! Necmiye! Hayrola, ne oldu? Hiç, bir şey yok. Beni ne çağırdın öyleyse? Bilmem, yanımda olmanı istedim birden. Biraz sohbet etsek dedim. Ah benim tonton kocacığım, bu da nereden esti aklına? Eskiden ne güzel sohbetleşirdik değil mi? Nerede kaldı o günler? Çocuklarla uğraşmaktan kendimize bakamaz olduk. Kızların dışarı çıktığı geceler ev birden nasıl ıssızlaşıyor fark. Perihan'ı evlendirdiğine pişman mısın yoksa? Yoo! Tabiat kanuna uymak lazım. Sırası gelen gidecek. Anne! Ne var gene? Canım tatlı istedi. Senin canın dayak istiyor. Hadi! Şimdi gözümün önüne ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Sana evlilik yıl dönümünde aldığım gecelik kırmızıydı, hatırlar mısın? Nasıl hatırlamam, hala saklıyorum onu. Etme yahu! bu gece giysen onu. İş çıkartma başıma! Sonra bulaşıkları kim yıkayacak? Sen gideyim, ben yıkar gelirim, hadi. Aman Hüsnü, bu gece ne oluyor sana? Yatmadın mı ha? Uykum yok ki! Hemen gidip uyursan sana koskoca bir 2,5 liralık var. Tamam! İstediğin zaman gel uyandır beni! Thank you.
Oh, buyursunlar efendim. Bu ne güzel sürpriz. Kusura bakmayın. Bulaşıklara hanıma yardım ediyordum da. Siz içeri, içeri buyurun şöyle. Ben hanıma haber vereyim. Giyin hanım. Geceliğin tadını çıkaramayacağız. Damat beyin ailesi teşrif ettiler. Hoppala! Tam da sırasını buldular, münasebetsizler. İyi ettiniz de geldiniz. Akrabalar sık sık görüşmeli. Tabii, tabii. Hakikaten çok sevindik. Ah, teşekkür ederiz. Perihan kızımız yok mu? Bizim Salih'in okulunun müsamere gibi bir şeyi varmış. Tuğrul, Neslihan'la Cengiz'i de alıp oraya gittiler. Nişandan sonra Tuğrul'un yüzünü hiç göremez olduk. Erkekler zayıftır. Kadınlar onları çeker çevirirler. Zamane gençler efendim, malum. Haklısınız Hüsnü Bey, haklısınız. Hiç anlamıyorum. Her gece beraber olmaya ne lüzum var? Üstelik bunca iş dururken. Nasıl efendim, ne gibi işler? Mobilyalar daha alınmamış, mutfak eşyalarıysa hiç ortada yok. Nişanda pek sönük geçti. Hüsnü Bey'in hiç umurunda değil. Artık Tuğrul'un mürvetini görmek istiyoruz. Gecikmesi doğru değil. Aman efendim, her şey hazır. Mobilyacı ile dokumacı arasında mekik dokudum durdum. Hepsi hazır. O halde niye bekliyoruz? Düğünü geciktirmeyelim. Ama dediğim gibi, nişanda hiç eşimizi dostumuzu çağıramadık. Düğünde telafi etmemiz lazım. Düğünü yapalım yapmasını ama... daha halledilecek sürüyle iş var. Neymiş ki işleriniz? Kızların, oğlanların giyecekleri, düğüne çağrılacaklar, daha bir sürü iş. Bana bakın Necmiye Hanım, bunlar fasafiso işler, bizi hiç ilgilendirmez. Biz Tuğrul'un evlendiğini bir an evvel görmek istiyoruz. Siz oğlunuzun mürvetini görmek istiyorsunuz da, biz kızımızın mürvetini görmek istemiyor muyuz? İsteseniz ya, mobilyacının parasını öderdin. Keyfimizden mi oyalanıyoruz sanıyorsunuz? Hem siz ne demeye getiriyorsunuz lafı? Ağzınızdaki baklayı çıkarın da anlayalım. Aman Necmiye Hanım, dargınlığa lüzum yok. Biz artık akraba sayılırız. Dargınlıkla filan ilgisi yok efendim. Eşya hazır. Bize fırsat verin, salim kafayla işlerimizi bitirelim. Salim kafa mı? Kafanız ne zaman selamete çıkacak? Tuğrul kızınız koca karı oluncaya kadar beklesin mi yani? Koca karı mı? Dilin tutulsun inşallah, koca karı sensin! Üstüme iyilik sağlık! Bakanullah! Böyle eli maşallardan kız giremez bizim aileye, yürü! Canınız isterse kızıma damat mı yok? Tuğrul Perihan'ın tırnağı olamaz, anladınız mı? Zaten sürüyle talibi var! Heh, ya Tuğrul? Kaç varlıklı kıza yüz çevirdi! Sevdi mevdi diye ses etmediydik, ama artık yeter be! Hemen bozacağız nişanı! Teyzesinin kızıyla da haftaya nişan yaparız! Ne haliniz varsa görün be! Biz Allah kuru gürültüye pabuç bırakmayız! Bakın kardeşim, hala hanım var. Yürüsene Emrullah, daha ne duruyorsun? Hadi yürü! Bu iş burada biter! Hey!
benimle dans eder misin Neslihan? Evet. Müsaadenle birader bey. Böyle sokak kadınları gibi oynamaya. Manyak mısın sen, git başımdan. Eve dönüşte gösteririm sana. Gel sen benimle birader bey, bak ne güzel eğleneceğiz. Lan! Bu delikanlı sizinle dans etmek istiyor. Ben mi? Canım, hadi. Senin şu kardeşinden çektiğim canıma tak dedirtti vallahi. Boşuna heveslenme, ben üniversiteye gidip okuyacağım. Merhaba Torun. Merhaba Leyla, nasılsın? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Peki. Bir dakika Perihan. Dedim, beni kararımdan caydıramazsın. Dur, hemen kestirip atma. Bir çare bulur, her iki işi birden yaparız. Okumaktan hiçbir şekilde vazgeçemem. Ben de senden vazgeçemem. Göz kapağında bir şey var. Ne var? Kapa gözlerini bir bakayım. Al şunu iç. Hem ağlama artık, yeter. Ağlanacak bir şey yok ortada. Beni bıraktı gitti. Başka bir kızla konuşmaya başladı. Yapılır mı bu? Bunda bir şey yok ki Perihan. Sonra onun gelmesini bekleseydin izah ederdi sana. Bal gibi geri kafalılık yapmışsın sen. Yok canım. Hem başka kızlarla konuşup gülüştüğünü göreyim, hem de oturup bekleyeyim. Nedir bu evdekilerden çektiğim? Hiçbirine güvenmeye gelmez. Zaten dün geceki hallerinden anlamıştım, niyetleri bozuktu onların. Anne, neler söylüyorsun, ayıp! Sen lafa karışma! Anlamazsın, yaşın küçük daha. Niye anlamayacağım? Pekala, anlıyorum işte. Sus diyorum! Söyledim size. Geldiklerinde niyetlerinin kötü olduğunu anladım. Perihan'a iftira ettiler, bana dil uzattılar. Sonra da Tuğrulu teyzelerinin kızıyla nişanlayacaklarını söylediler. Dün akşamki şıllık oydu herhalde. Ağlama yavrum, ağlama. Konu komşu duyarsa rezil oluruz. Sizin ne işiniz var burada? Anne, Fatma Hanım dedi ki paramız olmadığı için düğün yapamıyormuşuz. Ayşe Hanım teyze de dedi ki Perihan ablam çirkinmiş, onun için damat tarafı vazgeçmiş. Konu komşudan laf taşımaya utanmıyor musunuz siz? Hadi bakayım yatağınıza! Üzme kendini Perihan, söyleyecekleri bir şey varsa bana sorsunlar bakayım. Sıkılmadan kapıları dinliyorsunuz ha, yazıklar olsun size! Ayşe Hanım! Ayşe Hanım, ne var Necmiye Hanım? Sen benim kızım için ne demişsin? Ne demişim? Allah canımı alsın ki bir şey demedim ayol! Fatma Hanım! Fatma Hanım, buyur Necmiye Hanım, hayrola! Sen kızım hakkında neler söylemişsin? Vallahi billahi ben kimse hakkında bir şey söylemedim. Hiç ben dedikodu yapar mıyım kardeş? Öyleyse kulağınızda bulunsun. Kızım için laf söyleyen olursa dilini koparırım alimallah. Şu sakin ol Necmiye. Şerrinden Allah korusun. Kızının kısmeti kararmışsa suç bizde mi kardeş? Hmm.
Yeter artık, çok sigara içtin. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir bu dedikoducular eksikti başımızda. Dedikoducular vız geliyor bana. Ama Perihan için üzülüyorum. Bütün dünyası yıkılacak. Bence bu işi sen oğlanın babasıyla halledersin, git konuş onunla. Evet, konuşmam lazım. O gün hep nişandan şikayet ettiler. Yok kimseleri çağırmamışlar, yok eş dost gücenmişmiş. Gidip diyeceğim ki... düğünü şahane yapalım diyeceğim. Yemekli yapalım diyeceğim. Yemeğin parasını ben vereceğim diyeceğim. Yarın da gidip mobilyaları alayım bari. Hay sen çok yaşa Hüsnücüğüm! Perihan'ı mahzun etmeyeceğini biliyordum. Tabii, tabii. Kızımızın onuru bizim şanımız, şerefimizdir. Hayrola Hüsnü Bey, kara kara ne düşünüyorsun? Dertsiz başımız dertlere girdi. Şu düğünü hayırlısıyla bir atlatsaydık. Allah büyüktür, hepsi olur. Meraklanma sen. Al sana 40.000 lira, sayıp kaydını yapıver. Ne o, bir şeyin mi var Hüsnü Bey? Hadi, soyuver paraları. Sen saydınsa mesele yok. Yavrum, al köpeğini de dışarıda oyna. Perihan'dan ayrılabilmeme imkan yok. Kimse evlenmemize engel olamaz. Perihan'sız yaşayamam ben artık. Zavallı kızım! O günden beri yorgan döşek yatıyor, gözüne uyku girmedi. Nerede? Odasına kapandı, ne yiyor ne içiyor. Sararıp soldu yavrucuğum. Ne olur, müsaade edin göreyim onu. Tabii! Ama burada olduğunu söyleyeyim önce. Perihan, Tuğrul geldi, içeride. Özür dileyip hata ettiğimi söyleyeceğim ona. Aman sakın ha! Neden anne? Önce ağırdan al biraz, burnu sürtsün sırası gelmişken. Merhaba! Dargınlığının sebebini öğrenebilir miyim? Neden cevap vermiyorsun? Beni niye bırakıp gittin o akşam? Sıkıldım. Havası hoşuma gitmedi de. Ya, öyle mi? O halde bana müsaade. Ah, nereye? Gidiyorum. Niye geldin, niye gidiyorsun? Buranın havası pek hoşuma gitmedi de. Aşk olsun Tuğrul. Beni neden soğuk karşıladın? Şımarma diye. Şımarmam, merak etme. Şimdi söyle bakalım, beni niye bırakıp gittin? Başka bir kız için beni yalnız bıraktın. Ne yapabilirdim? Fakülteden arkadaşımdı. Sana tanıştırmak için getirdim. Bir de baktım yerinde yerler esiyor. Olsun. Gene de gitmemeliydin. Beni yalnız bırakman doğru değildi. Kıskançlık desene. Tabii. İnsan kıskanır. Bir daha hiçbir kıza yan gözle bile bakmayacağım. Ne işin var senin burada? Bak, sana bunu veriyorum yavrum. Oynarsın. Ama sakın kimseye bir şey söyleme. Gözün aydın. Tuğrul burada, barıştılar. Perihan'dan katiyen vazgeçmeyeceğini söylüyor. Ha, orada değil. Perihan'ın odasında. Nasıl? Perihan'ın odasında mı? Evet. Bu evde misafir ağırlayacak başka oda yok mu? Baba! Baba, Tuğrul abi Perihan ablamı öptü. Buyurun, çocuktan al haberi. Yaptığını beğendin mi? Hemen çıkıp gitsin bu evden. Ne olur yapma! Erol'un söyledikleri doğru mu? Ne söyledi ki? Bakın, anlatayım. İstemez! Anlatma bir şey. Babanla konuştuk. Şunun şurasında düğüne az bir zaman kaldı. Az bir şey daha dişinizi sıksanız olmaz mıydı yani? Kusurumuzu bağışlayın efendim. Babacığım, vallahi ben gördüm, ablamı öpüyordu. Utanmıyorsun değil mi? Sana hediye de verdi.
Bayan, müsaadenizi rica edeceğim efendim. Peki oğlum, güle güle. Maşallah, işler ilerlemiş bakıyorum. Aşk olsun, pişmiş aşa su katmanın sırası mıydı? Tam razı ediyordum. Razı olmaya bir kere niyetlendi mi gerisi gelir, korkma. Annemiş benim güzel bebeğim. Annemiş benim güzel yavrum. Hani babaya gülecek, hı? Yok mu babaya gülecek? Parayı nereden buldun Hüsnü? Borç aldım. Bunun için mi sıkılıyorsun? Eğer bir gün ölüp gidersem, maaşım sana kesintisiz kalsın isterdim. Aman Allah gecinden versin! Çocuklar geldi yetişti. Bakarsın, maaşa filan ihtiyacımız olmadan yaşar gideriz. Hüsnü, sen bu kızı neden öbür çocuğundan daha çok seversin anlamam. Kazan dibi de ondan. Sahi! ...dibi tatlıların en lezzetlisidir. Belki de yakında aramızdan ayrılacağımı bildiğim için... ...onun sevgisine doyamayacağımı hissediyorum. Acaba seni kim yetiştirecek kızım? Hoppala, bu nasıl söz? Tabii sen yetiştireceksin. Hiç sanmıyorum. Neler söylüyorsun Hüsnü? Kötü bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbir şeye güven olmaz. Ne olur böyle konuşma. İnsanın başına neyin, ne zaman geleceği belli olmaz. Kuzum, sana ne oldu bugün? Yok bir şey. Aman ne olur kendine iyi bak. Biz sensiz ne yaparız Hüsnü? Hüsnü Bey'in evi nere? Ne yapacaksın? Koçu teslim edeceğim. Ne o, ne var? Ne istiyormuş? Bizim evi soruyor. Öteki çocuklar da peşine takıldılar. Gagasındaki yük ağır olduğu için... Odana git kızım. Başımı şişirme burada. Öf ya! Siz de beni hep fazla görürsünüz zaten. Şan olsun diye bu düğün belasına burnumuzu soktuk. Aa, sen istemez miydin şanlı şöhretli düğün yapmak? İsterdim, isterdim ama... ...bu bizim gücümüzü çok aştı. Ne yapalım? Perihan bizim ilk çocuğumuz. Onu yetimler gibi evlendiremeyiz. Evet, evet. Ok yaydan çıktı bir kere. Emrullah Bey'le düğünü Huzur Oteli'nin terasında yapmaya karar verdik. Salonu ve müziği o ayarlayacak. Hı. Yiyecekler, içecekler de bizden. Onun için fazla kimse çağırmamaya bakın, batarız yoksa. Gel bakalım koca koç! Bu da nereden çıktı? Salih kim getirdi bunu? Sedat abi göndermiş. Allah Allah, ne lüzumu varmış? Hediye baba! Böyle hediye mi olurmuş? Düğün ziyafeti için! Oh canım! Koç için teşekkürler. Düğünümüzde inşallah karşılığını yaparız. Bir şey değil hayatım. Nisla, bunu sana bırakıyorum. Bak, daha yepyeni. Bana mı? Çok teşekkürler. Teşekkür edemez canım. Al, al bunu da. Perihan, sahiden aramızdan ayrılıyor musun? O ne biçim söz Neslihan? Evet, evden ayrılıyorum ama aranızdan değil. Peki, evlilik korkutmuyor mu seni? Doğrusunu istersen korkuyorum. Ama Tuğrul'u o kadar çok seviyorum ki. Neden ağlıyorsun Esra? Bu evde sensiz ne yaparım ben? Ağlama rica ederim.
Yakında sen de evleneceksin. Ah Perihan! Ne olurdu düğünlerimiz aynı gün yapılsaydı. Yapmayın çocuklar, günahdır! İn hayvanın üzerinden! Aşağı götür bahçeye bağlayın! Kim dışarı! Ben koyun falan istemiyordum ki! Nereden çıktı bir de bu başıma? Ne yani, geri mi verseydik? Ah, keşke! Vallahi çok ayıp olurdu! İş bir koçla bitse neyse! Aşçıya para, yiyeceğe para, içeceğe para! Her şey para ister! Aman, düşündüğün şeye bak! Rica ederim Hüsnü, izam etme bu kadar! Nedir bu başıma gelenler? Bu hindiler de nereden çıktı? Emrullah Bey göndermiş! Allah Allah, ne lüzumu varmış! Adam sana hediye göndermiş, eksik olmasın, düğünde yenilsin diye! Eyvah! Evin içine doldurmayın bunları! Götürün bahçeye koyun! Yeter, yeter! Artık canımdan bezdim! Of! Yeter be! Şu liste daha bitmedi mi? Aa, niye bağırıyorsun öyle? Senin halden anladığın yok ki! Durmadan istiyorsun! İnsan biraz insaflı olur! 20 senelik emeklerimin mükafatı bu mu olacaktı? Beğenmiyorsan işte kapı! Kabahat bende! Bunu daha başta yapmalıydım! Anne, ne olmuyorsunuz? Etraftan duyacaklar! Bizim mahalleye rezil mi edeceksiniz? Babanın dediğini duymadın mı? 20 sene sonra bana kapıyı gösterdi! Pekala! İşte bütün paraları sana veriyorum! İşleri sen idare et de görelim! Anne! Hüsnü bey, izne çıkmadan zimmeti teslim ediverin. İzne çıkmayı düşünmüyordum efendim. Niçin? Şu sıra işler çok. Ayrılırsam hesapların karışmasından korkuyorum. Çalışkanlığınız ve dürüstlüğünüzden dolayı çok memnunum ama... kızınızın düğünü bitene kadar mutlaka izin almanız lazım. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Var olun. Hayrola, Hüsnü bey yok mu? İzine çıktı Mahmud abi, bu mektubu da sana bıraktı. Aziz arkadaşım Mahmud bey, kasadan 20.000 lira almak zorunda kaldım. İkramiyeyi alıp, biraz da borçlanarak hemen yerine koyacağım. Müdür ısrarla zimmeti teslim etmemi söyledi, reddedemedim. Aman müdürün kulağına gitmesin, durumu idare edersen sana çok minnettar kalırım. Saadet ve devlet versin. Amin! Siz salondan yana bir endişeniz olmasın, her şey tamamdır. Yalnız ahçıyla durumu siz idare edin. Merak etmeyin. Aman Necmiye, durumu idare et. Davetli sayısı hesabı aşıyor. Bunun idaresi mi olurmuş? Kaç kişi gelirse doyuracağız tabii. Onları karşılayayım! Ulan ben bunları nasıl doyuracağım eşit eşit! Gelin gelin! Ha!
yardımın dokunsun. Arkadaşlarımı karşılayayım gelirim. Kardeşini gezdir biraz bari. Bir dakika tut babacığım. Kim kızım? Sınıf arkadaşlarım. Bu kadar kalabalık çağrılır mı? Sadece kendi sınıfım babacığım. İyi halt ettiler, bir onlar eksikti. Bebek pişpişlemek sana mı kaldı? Rezil oluyoruz vallahi. Beyim, 100 kişi gelecek dediniz, 500'ü açtı. Bizim hesap ne olacak? Ne istersen öyle olsun, bende metelik kalmadı. Bende de verecek yemek kalmadı. Baba, baba! Aşağıya 2 polis geldi, seni görmek istiyorlar. Polis mi? Beni mi? Bak, polisler aşağıda işte. Yanlarındaki de Mahmut Bey değil mi? Evet. Anlıyorum. Şimdi beni dinle oğlum. Bundan sonra evimizin erkeği sensin. Annene, kardeşlerine göz kulak ol. Babacığım, ne diyorsun? Bir şey anlamıyorum. Şimdi sırası değil. Zamanla her şeyi öğreneceksin. Hakkını helal et oğlum. Babacığım! Kalabalıkta helak oldu yavrucak. Yatsın biraz. Ben bakarım teyzeciğim, merak etme. Var Hüsnü? Söyle ne oldu? Kızına layık gördüğün düğün buydu değil mi? Allah sana daha çok ömür versin de öbür çocukların da düğünü böyle olsun. Onları herhalde ben görmeyeceğim. Neler söylüyorsun sen? Ne oldu diyorum? Mahvoldum. Benim işim bitti Necmi. Allah korusun. Seni, damat beyin ailesini ve el alemi memnun etmek için şirketin kasasından 20.000 lira almak zorunda kaldım. Niye yaptın bunu Hüsnü? Ne yapayım? İkramiyeler gecikti. Orta yerde Perihan var. Her şeyden çok onun için yaptım. Kendine ve çocuklarına iyi bak. Senden başka kimse onlara bakamaz. Çok geç. Polis kapıya dayandı bile. Aman Allah'ım! Hüsnü ne olur gitme! Oğlan oldu. Senin görevin şimdi başlıyor. Gözyaşlarını silip davetlerin arasına dön. Hadi git. Git, kısmet böyleymiş.
Seni isteyeceğim. Hazır düğün dernek kurulmuşken, ha? Ne dersin? Hüsnü Bey nerede, gördünüz mü? Bilmiyorum. Ama siz ağlıyorsunuz. Sevinçten. Hüsnü Bey, inşallah yakında torunlarına kavuşursun. Polis nerede? Polisi idare ettim gitti. Yahu sen deli misin? Çoluk çocuk sahibi adamsın. Neyse atlattık artık. Hı? Nasıl? Kasanın eksiğini tamamladım. Sonra ödersin. Ha, bir de şirketteki arkadaşlar düğün hediyesi olarak sana para vermeye karar verdiler. Hı? İhtiyaçlarını tamamlarsın. Peki ya polis, o nerede? Gürültüden yandaki evler rahatsız olmuş, şikayet etmişler. Seni sordu, ben de idare ettim dedim ya. Hüsnü, Hüsnü dur yahu, ben de geliyorum. Kızım, yavrum. Babacığım, kurtuldun mu Hüsnü? Şey, Hüsnü Bey amca, Neslihan için bir şey söylemek istiyorum. Ne olmuş Neslihan'a? Neslihan'la ben evlenmek istiyoruz. Ne? Evlenmek mi? Evet. Gene mi ya? Hüsnü Bey, Hüsnü Bey ne oldu? Bir kusur mu işledin? Aa, ne yapacaksın? Adamcağız tam bu düğünden yakasını kurtarırken sen başına yeni bir dert daha açmak istiyorsun. Özür dilerim efendim. Bir kere acelem yok benim. İkincisi, evi ben kuracağım. Düğün de bana ait. Evin bütün eşyalarını ben yapacağım. Tek kuruş harcatmayacağım size. Düğünü istediğiniz yerde yapacağım. Pekala. Verdim gitti. Babacığım, canım babacığım. Öpeyim efendim. Hadi bakalım hep beraber oyuna.